Günaydın. Saat 5:30. Yola çıkılmaya başlansın. Elimde kaldılar. Hiç uykum yok. Şunun üstüne. Kafa sallıyor ya. Evet. Köpek almak istiyorum. Benim güzel sevgim. Ne yapıyorsun lan? Limana geldik sonunda. 5:30'da evden çıktık ve 9:30'da buradaydık. Ve girişte kart geçmiyormuş. Bunu anlatmak zorunda değilsin. 10 lira ben. İçin. Az daha yarım saatlik yol gidecektik. Sonra birinin IBAN'ına para gönderme teklifinde bulundu Berkay. Adam kabul etmedi ve bize 20 lira bağışladı. Bağışladı. Allah razı olsun. Ben de gelmeden önce Berkay'a dedim ki, bak dedim, orası nakit mi kart mı ne geçiyor, ona göre para çekelim. Kart geçiyor. Demedi. Tamam o zaman dedim. Öyle yalan bir söyleme. Yaşanmadı. Yalan et. Ufak şeyleri dert etmeyin kardeşim ya. Geldik. Bayıldım ya. Çok beğendim. Bayıldım. Buraya. Keşke burası benim evim olsa. Allah'ım bana ileride böyle bir ev nasıl. Burada köyde yaşamaya razıyım yani. Köy dediğin yer gibi çadır ama. Çok güzel. Şey eşyaları yerleştirmeye geliyoruz. Yoga yapmaya gidiyorum. Müthiş kombinimle. Müthiş kombinimle. Çıkabilirim. Evet, bugün birlikte yoga yapacağız. Beni izleme arkadan. Ne, bak bak, Berkay'ın son aramalarına bakın. Ne yazmış? Bir sene önce Ayasofya. Ceren Karakaş beni aramış. Acılara yürüyorum, korkmuyorum. Abi bunu niye arattın ya? Mücbir sebepler. Bakalım başka ne var? Mucize Doktor 24. bölüm full izle, tek parça Fox TV. Ama bir sonraki hayatımda gel, salına salına yürü. Gazapizm. Sallar yüzünden gittik. Hazırım sonunda. Artık çıkabiliriz. Kafaya fular bağlamak. Sonra küpe takmak. Bir de kolye takmak. Bence kombinleri tamamlıyor bebeğim. Ne düşünüyorsun? Biz yine her yerde olduğu gibi burada da bir köpecik bulduk. Bayılıyorum ya. Mantıcıya geldik ama galiba yemek yokmuş. Dışarıda yemek yedik. Bunlarımızı şart doldurmaya geldik. Daha sonra Zeytinli Köyü'ne gideceğiz ve biraz oraya dolaşacağız. Zeytinli Köyü'ne geldik. Köyleri dolaşacağız. Daha sonra çok güzel bir tatlı yiyeceğiz. Hadi birlikte bakalım. Gidelim hadi. Tam Mina Kafe nerede derken onu görmen. Şimdi tatlısı çok güzel olan bir yere gidiyoruz. Ya nasıl bir oldu? Tatlı yemeye geldik.
Ben bayağı beğendim. Gelin ben seni. Gelin ben. Ben çok beğendim. Bir de buranın milföylü bir tatlısı vardı, onu yiyecektik ama ondan kalmamış. Yarın uğrarsa uğrayabilirsek gelmeyeceğiz. Miral benim konuştu. Mina Cafe'nin reklamını yapıyoruz. Yamadım. Benim yemek yeme hızıma hiç yemezsin. Az önce fotoğraf çekilirken bizi çekecek kimse yok diye mamlayıcı ayarladık. Sonra maskeleri de kapıya bırakmışlardı. Sonra kapıda unutmuşuz, döndük geri. Bir baktık, inanamıyorum bebeğim. Küfür yiyecektik abla. Olamam. Sigara sarılır mı acaba? Şimdi kontrol edeceğim. 1 milyon izlenme derken. Geleceği gördüm. Çıkmaza gidiyoruz. Fotoğrafımızı çekecek kimse olmadığı için telefonu bir yerlere sabitleyip duruyoruz. Nereye kadar böyle? Bebeğim, dönmek zorundayız. Ay, bunu yapmaya bayılıyorum. Bunu yapmaya bayılmıyor arkadaşlar. Yaklaşık 8 senedir yapmaya çalışıyorum ama hiç yapmaz. Şimdi dur yapsana, video çekeceğim dedi ve yapmaya başladı. Yani... Burası adalara çok benziyor. Eskiden adalara o kadar çok giderdik ki. Vapura sabahın 8'inde binerdik. Ama terleyene kadar her yeri dolaşırdık. Hani ilk defa gitmiyoruz tabii ki, dolaşmaya gidiyoruz. Ne çok giderdik, hatırlıyor musun yazları? Alırdık çantamıza, binerdik kendim vapura. Yaşlandık be. Tamam arkadaşım. Evet, arkadaşım da ya. Fotoğraflarımı nasıl çekildiğimden bahsedeyim. Tabii ki de fotoğrafçım her zamanki gibi bebeğim. Bir bebeğim. Bebeğim ne ya? Doğal olmaya çalışıyorum ya, tabii ki benim de kasıldığım yerler oluyor ama olabildiğince doğal olduktan sonra fotoğraf zaten güzel çıkıyor. Saçların efsane. Evet. Hadi gidelim. Ne yapıyorsun ya? Bu akşam bahçemizde yıldızları izleyeceğiz ve şarap içeceğiz. Akşamları yıldızlar çok güzel gözüküyormuş. O yüzden bu akşamki planımız bu. Yarın da sabah erkenden kahvaltı edip denize gideceğiz. Ve mükemmel bir denizmiş. Alo. Ay. Biz seni yemeyiz. Yine bir saat rötarlı başladık çünkü ne zaman alarm kursa bir saat sonra uyanıyordum. Kendime hala gelemedim. Yemek yiyeyim de geleyim bari. Harika bir yere geldik. Burası Gökçeada'nın Milli Yusuf Parkı diye geçiyor ve daha harika bir deniz var. Harika fotoğraflar çekildik. Ama şarjımız olduğu için her yeri çekemeyeceğim ama şöyle uzaktan bir göstermek istedim. Ama çok beğendim yani ben burayı. Denizini gösterebilseydim. Hafif dalgalıydı başlarda. Göstereyim ama... ben. Tam yeter. Tam şuradaydı. Şuranın arkasındaydık. Suyu çok güzeldi. Deniz ayakkabısı alarak geldik. Çünkü taş tipleri çok fazlaydı. Güzel balıkları vardı. Hadi gidelim. Biz şimdi Tepeköy'e geldik. Buranın Vaselin kahvesinde. Burada bir tatlı yemeye geldik. Bu Berkay'ın ilgi alanı olan baklava hamurundan yapılıyormuş.
Yemin ederim saçım cadı gibi. Ve eskiden Poseidon tanrıçalarının yaşadığı bir yermiş. Buranın oksijen seviyesi o kadar fazlaymış ki burayı tavsiye eden kadın bol bol nefes alıp meditasyon yapın dedi. Meditasyon yapın. Merhaba. Ceren şimdi şu delikten çıkacak. O değil. Şaka yaptık. Burada kendisi. Az önce bu kadar harika bir manzara. Şimdi de bir şaraphaneye gidiyoruz. Orada şarap içeceğiz. Ama gün batımı oradan gözükmediği için gün batımı buradaki en yüksek tepede izledik ve gerçekten muazzam bir yer. Buraya gittik. Buraya gitmek istiyorum. Buraya da gitmek istiyorum. Hemen gidelim. Ve bugün acayip esiyor hava bence. Araba geliyor. Arkadaşlar, günün tavsiyesi sevme, yaşa, eğlen, çok sev. Bebeğim ben bu üçünü de yapıyorum. Gazete bulduk. Almaya çalıştım ama parçalandı. Şimdi parçaları birleştirmeye çalışıyorum. Hangi yıla ait olduğunu o kadar merak ettim ki nefesim çok zor yetti. Ama birkaç parça toplayabildim. Şu değişik bir adam. Kültür sanat yazıyor. Şimdi şu parçayı da açacağım. Bir 20'nin gazetesi olabilir. Çünkü buradaki bir 20 tarihli şeyler yazıyor. Yani bunun için uğraştım. Ben de sanıyorum ki yıllar yıllar önce bir gazete parçası denizin ortasına gömüldü ve ben o mükemmel gazete parçasını aldım. Ama 2020 gibi boktan bir yılın gazetesi denk geldi bana. Bir tane kabuk bulmuştum ve içinden tuhaf bir şey çıktı. Şey yavru midye çıktı, inanamıyorum. Bakın. Ay bunu mu yiyoruz biz? Bakış attı lan resmen. Aa kaçtı. Şimdi gezmeye gidiyoruz. Dereköy terk edilmiş. Eskiden Rumlara büyümüş burası. Daha sonra göç sırasında ve yapılan eziyetler sebebiyle burayı terk etmiş halk. Aslında eskiden burası Gökçeada'nın en büyük köyüymüş. Ve bu sebepler yüzünden şu anda kullanılmaz hale gelmiş. Birazdan oraları da size göstereceğim. O kadar yandım ki çok mutluyum ya. Ve saçlarımın sarısı da harika oldu. Çukur işareti. Evet. Su dolduruşunu izliyoruz sevgilim. Bu su dere suymuş. O kadar soğuk ve güzel bir tadı var ki. Şu dolduruşa şu endama bak. Dünyanın en güzel su dolduran kızı olabilir mi? Sadece terk edilmemiş, bayağı yıkılmış ya. Şimdi bir şey var burada. Aynen. Parçalanmış şu bak. O bir şeye benziyor. Çok böcekli bir şey. Gel bakalım. Allah Allah. Gel bakalım.
Allah kahretsin. Evet, arkeolog Ceren. Sesi duyuyordum. Ne sesin benim? Şuradaki şeyi merak ediyorum. Dünyada görüyor musun? Hı. Bu plastik bir çöp o ya. Allah Allah, ben de bir şey zannettim. Az önceki bana çok gizemli gelmişti ve birazcık korka korka içeri girecektim. O arkadaki kızın sesini duydum ya. Arkamı dönmeden içimden şey geçirdim. Aha, kesin arkada kız yok. Ve bir hayal sesler duyuyoruz diye düşündüm. Yaşanmışlıkları evin halinden bile anlayabileceksiniz. Sana neler yaşamış, ne acılar çekilmiş hissedebiliyorum yani. Görmedim, bilmiyorum ama evlerin halinden o kadar belli ki. Gözümün önünde canlanıyor sahneler. Şurada sabun ve derzambalık koyuyormuş. Şurada kazanları da suyu kaynatıyorlarmış şuradan salıp. Şurada çıplak ayakla çiğniyorlarmış. Ve burada da şey yapıyorlarmış. Papaçlarla vuruyorlarmış. Yerlerde halı yıkıyorlarmış. Ve burada eskiden odunlar olacak, çocuklar çıkarmış oraya koyup da kuruyunca veya yünleri veya elbiseleri kuruyunca alıyorlardı. Üstümüzdeki demirler de odundu ve ateşten çürüdüğü için yıkılmasın diye demir koydular. Ve buraya büyük bir cam vermişler. Çalışmışlar satmak için. Jandarmalar ve polisler onları yakalamasaydı yapacaklar, çalıp da satacaklarmış. Kabukları içindeki çekirdekleri çıkarıyorlarmış. Burada zeytinyağı akıyormuş. Kolları koyup şurada bekletiliyormuş. Bunların içinde zeytinyağı dolarmış. Ve sık sık her gün ve sık sık her yerin, bu demirlerin ve o demirlerin her yerine zeytinyağı sürüyor. Gözü korkunç ha. Ben yanlış hatırlamıyorsam videoları var burada. Sanki televizyona benziyor. Çok eski bir televizyon. Şuradaki camları muhtemelen taş atarak kırmışlar. Masum düşünüyorsun. Yerler çürük, dikkat et. Ne? Döndük ama çok zor bir geri dönüştü. Oradaki insanlarla o kadar aile gibi olmuşuz ki ayrılırken gerçekten ben çok duygulandım. Arkamızdan su atacaklarmış gibi hissettim. Ailenizin bir yazlığı olur, oraya gidersiniz ya. Ben sanki oraya gitmişim ve eve geri dönüyormuşum gibi hissediyorum şu anda. Hiç ayrılmak istemedim ve orada yaşamak istedim. Yolculuk beni birazcık üzüyor. Buraya kadar izlediyseniz size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın.